Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah El-Kariya suresinin açıklaması nasip olsun inşallah. El-Kariya suresi. Bu sure kısa sureden biridir. O ayet-i kerime. İşin tabi çok gerçekler var içerisinde. Surenin başında Kariya kelime geçtiği için Rabb'in ismi veriliyor. Bismillahirrahmanirrahim. El-Kariyatı Mel-Kari'ah. Velham buyuruyor. El-Kariyatı Kari'ah. Kıyametin bir ismi de El-Kariyadır, kıyametin. El-Vakıya, El-Hakka gibi isimlere var. Yani kıyamete aşama aşama. İlk kıyametin alameti başlangıcı El-Kariye ile başlıyor. El-Kariya birdenbire bir ses anlamına geliyor böyle. Su üfürülecek. Üfürülecek böyle. Bir an yayıp sallanacak tabii. Mağazan ses çıkacak. Burada Rabbimiz soruyor. Mel-Kariya nedir Kariya? Hümadrake Mel-Kariya. Habibim Muhammed'im sen buna ne anladın Kariya'dan? Peygamber de olsa yaşamadan bir şeyi bilemiyor muhtemelen böyle. Yani kıyamet kopmadan, o günleri görmeden, tabi Peygamberimizin bilgi çok bizden muazzam fazla böyle, kıyaslamaz bizimle beraber. Ama o hali yaşamadan önce, tabi Peygamber tam bile bilemez bunları böyle. Bu işi Mevlam bizi için izah ediyor bunları, ne olduğunu, Kariya'nın böyle. Dört melekten birinin ismi İsa Aleyhisselam'dır. İsa, onun da görevi sur ağzında onu üflemek. Sur böyle. Nedir sur? Bilemiyoruz tabii böyle. Yalnız yedi semadan daha büyük. Yani ne kadar varsa hepsi içe alır bir galaksi içe alır böyle. Yedi semadan daha büyük sur. İsa Aleyhisselam arşın altında onun makamı. Bir gün soruyor sahabeler. Ya Resulallah, sen Hatemiliyasın, Resulullah, Habibullah'sın sen. Hiç yolda senin gülünü görmedik. Senin hüznünü görüyoruz böyle. Hüzünlüsün. Neden ya Resulallah? İşte bu Aleyhisselam Hazretleri, Eshabım. Arşlara bakıyorum. İsa Aleyhisselam arşın altında, ağzına sur, emir bekliyor Mevla'ya, üflemek suru böyle. Ben de her an üfleyebilir derken böyle, ona bakıyorum böyle böyle. Yani kıyamet tabi her zaman kopabilir. Alametleri var bunların. Alametlerin çoğu artık belirdi. Artık belir alametler artık böyle. Yani doğal dengelerin bozulması, hava kirliliği, su kirliliği, toprakların kirliliği, bu her cümerç terör olayları, hep buna kıyametin alametleri bunlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de aşamalara kıyametin mesela biri ve izel biharu fucciret böyle buyuruyor. Denizler taşacak. Deniz taşacak, denizler taşacaklar böyle. Şimdi taşmıyorlar? Hava ısısı bunu dengeliyor. Havada ısınınca erice bütün karlar, dağlarda. Erecek buzlar. Tabii ne olacak bunlar? Denizi taşıyacak böyle. Önce sahiller, helak olacak sahiller. Helak olacak böyle. Yine Mevla buyuruyor. İz zaman fatırat. Gök yarılacak böyle. Alt mafya tabii yarılacak. Yani dünya yaşamaz hale gelecek dünya böyle. Dünyada her gün beş deniyor böyle. Yani sıkıntı olur insanda böyle. Doğal denge bozulunca İnsan dengesi bozulacak insanların da. Sıkıntı, bunalım, darlık, her şey bu böyle. Allah korusun. Mesela günümüzde bakıyorsun bir yol vermesinden adam çekiyor silah vuruyor böyle. Bir araba yol vermesinden böyle. Değer mi değmez mi böyle? Değer mi değmez böyle. Bir gün yıllarca önce köyde oturan biri kendisi iyi tanıştım kendisiyle sohbetlere gelirdi. Yolla karşılaştık.
Ay buna bakmadı böyle. Öyle sanki bir kafasına büyük muazzam bir şey takmış kafasına. Öyle hüzünlü, dertli elini böyle önüne bakıyor böyle ağrıya gidiyor. Merak ettim. Böyle bir derdim var bunun dedim böyle. Yani bana selam vermedi. Görmedi yani böyle. Arkasına gittim, selam verdim. Aleyküm selam dedi böyle. Gayet ama dertli bir kederli hali. Dedim abi ne var bu şekilde? Dedi ki komşum var dedi köyde dedi böyle. Çok ahlaksı bir insan dedi böyle. Yani benimle uğraşıyor. Geçen tarlada hanımla beraber dedi yanımıza geldi. Bana çok akarttı bana dedi hanım yanında dedi böyle. Ağır söyledi. O an dedi silahım olsa onu vurdum dedi böyle. Yoktu silahım dedi böyle. Düştüm taşım dedi böyle. Günlerce uyumadım dedi böyle. Kararım bunu vurmaya dedi böyle. Hep bana satışıyor böyle böyle. Ben duru dururken akarttı bana dedi böyle. Adapazarı'na bir tabanca almaya gelmiş. Bunun için gelmemekte. Onu vurmaya karar vermiş böyle. Onu vuracağım ben de böyle. Peki dedim onu vursa ne olacak sonra buradan sonra? Bir dedim senin durumun. Yakalanacaksın. Yakalanacaksın. Elle kelepçe. Köyde çıkacaksın böyle. Tabii takip yapılacak. Onun sonradan mahkemeler olacak dedi böyle. Onun idam cezası vardı böyle. İdamdan kurtulsan bile ama son dönem artık müebbet hapis böyle. Hapis böyle. Artı hayatı bitirsen de böyle. O kapalı cezaevinde. Ne güreş göreceksin, ne bir ot işi göreceksin böyle böyle. O koğuşta dedim, sigara dumanları, ahlaksızlar, pislikler, şunun arasında dedim böyle. Ömrün geçme ortadan böyle böyle. İkiniz dedim, sen onu vurursan dedim. Sen dedim, hanımın çoğuşları rahat eder mi o köyde? Etmez dedi böyle. Bakıyordum dedim böyle. Onu bırakmadı bu şekilde böylece. Peki ne yapayım dedi böyle? Dedim hicret farz dedim böyle. Sana farz dedim böyle. Hemen sekreden çık. Burada tutup ev dedim burada dedim böyle. Allah tevekkül et. Allah bunun için kolaylaşır inşallah. Allah'a güven bu şekilde. Bu sefer değişti bu hali. O sakınlığı gittiği anda düşündü. Kalk bunu yapacağım dedi böyle. Geri döndü böyle. Allah bana geldi gerçekten geldi bu. Birkaç yıl sonra gördüm bunu, o güler yüzlü geldi, boynuma sarıldı, ne oldu hayrola böyle? Dedi, ya ben orada karşı adam var dedi, evet. Çok alkol almış bir günü, tahtaya binmiş, arabayı tarafa devrilmiş, altta kalmış, ölmüş dedi o zaman baktım böyle. Bak, hicret farz oluyor o zaman böyle, kaçma gerekiyor. Günümüzde eşini vuran, çocuğunu vuran, kendi intihar artık böyle, hele teröristler böyle, niçin ne vurdu bilmiyor böyle. O canlı cansız bombalar, alaksızlıklara böylece. Hep bunlar doğal dengelere bozulduğu için insanın dengesi bozuldu. Böyle. İman da zayıfladı böyle. Allah unutanlar, ardı unutanlar böyle gelir tabi. Şimdi bizim Mevlam buyuruyor ne olacak kıyamette? Yevme o günü yekün nası kel feraşin mebsus. İnsan olacaklar feraştı böyle, feraş. Mebsus, dağılmış feraş. Dedi feraş, ışığa konan kelebekler vardır. Sinek gibi, küçük böyle. Işığa konanlar, pır 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 eten dönerler ama. Sonra ölürler bunlar. Işığa yapın, ölürler bunlar böyle. Eskiden lamba vardı, lambayı dışarıda işte böyle lamba. Onun dışarıda eskiden lamba varken, ete konar bunlar. Mevlam buyuruyor, o feraş diyorlar bunlar Arapçada abi. Onun gibi insan olacaklar, kabirden kalktıkları zaman böyle. Yine ayet-i kerimine geliyor, ceradüm münteşir geliyor. Dağılmış çekirge sürüleri gibi geliyor ayet-i kerimine. Çekirge sürüleri gibi geliyor ayet-i kerimine birine belki geliyor. Bu da ne anlama geliyor şimdi böyle? İki hal var. Biri kabirden insana kalkınca, o perabaneler gibi, onlar gibi böyle sersem, abirime şaşkın böyle. Aşağı böylece. Çünkü pervanelerin bir hedefi yok. Oldu yerde döndürür böyle. Sağa sola kraparlar yapanlar böyle. İlk bu olacak, şaşkınlık olacak. Ondan sonra çekil sürüleri gibi üstüne böyle dalga dalga ne diyecek? Bahşedecek, bahşedecek bu da böyle. Bahşedecek böyle dalga dalga böylece.
Yani en korkulu rüyamız kabirden kalktığımız gün. En son böyle. Hesaba çekilme var orada. Hesaba çekilme. Yani kimse yaptığına kâr kalmayacak. Kimse hem böyle. Dünyada kişi yapmıştır, güçlüdür, kuvvetlidir, şusu busu vardır, zalimdir, şubur yapmıştır. Burada cezası belki çekmez. Ama mahşerinde de hepsine hesap var bunlar hem böyle. Mütekünün cibali, cibal dağların, dağlar, cebel dağ, cibal çoğulu, dağların çoğulu, dağ olacaklar, kel ihnil menfuş. El ihni, yün, renkli yün. Eğer beyazsa suf denir buna Arapçada. Renkli yünler gibi olacaklar. Menfuş atılan yünler. İşte hallaş derdi, hallaş derdi böyle. Hallaş böyle yarım daire gibi bir şey vardı, bir tel vardı böyle. Yunu vurulur bir şey böyle. İncirdi böyle, dağıtır bu şekilde böylece. Uçuşan o yünler gibi olacak dağlar, renkli renkte. Tabi dağlar renkli dağlar. Kara toprak var, kırmızı toprak, sarı toprak var. Toz mucuk dağlar böyle. Sonra heba minbes olacak. Yani bir şey kalmayacak dünyada böyle. Denizler dolacak. Dağlar hiç tek bir dağ kalmayacak. Yeryüzün toprak değişecek, dünya büyüyecek, güneş tutulacak, kararacak güneş, yıldızlar kaybolacak, yıldızlar kaybolacaklar. Meğerim, İslam'ın fatarat, gök yorulacak, yıldızlar dağılacak, yıldızlar böyle. Yani yeni bir alem kurulacak, yeni düzen kurulacak böyle. İnsan ölümden önce de gidemiyor. Bilemiyor böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Sina Tur Dağı'ndayken Allah'ın kelam işitir Musa Aleyhisselam. Onun bir lakabı da Kelimullah denir. Allah kelamını duyan, vasıtasız. Cebrail araya girmeden Musa doğrandır Allah'ın kelamını duyardı Musa Aleyhisselam böyle. Tur Dağı'nda ama orada. Oraya giderdi. Orada epey zaman kalırdı. Oruçlardı orada, ot yerdi yalnız orada, bir şeyin başka yemezdi. Allah'ın kelamını duyardı. Yine bir Musa Aleyhisselam Hazretleri, Tur-i Sina'da, Mevla'yla müracaatta, Mevla'yı böyle, Allah'ın kelamını duyuyor. Nasıl kulağı mı? Hayır. Bütün hücreleri, gönlü duyuyor. Her tarafı duyuyor böyle. Şimdi bir insan, mesela bir insanın bir İlk çocuğu olsa, küçük çocuğu olmasa ya torunu olsa, çocuk yeni konuşmaya başlayınca ana bunu severler böyle. Çünkü yeni konuşmaya başlar böyle, yarım yarım da konuşur, ana bunu severler böyle. Severler bunu. Yine insan sevdiği insanla konuşmasını sever. Yani bir insan birini çok seviyor, ona konuşmak ister kişiyi severler. Hele düşünün bir evliyullah. Sohbet konuşsa, peygamber konuşsa, insan olmazsa feyiz alır böyle. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetinde yer verir. Allah'ın sohbeti, Musa Aleyhisselam böyle. De Allah kelamını duyuyor. Sonra Allah kelam bizim gibi böyle kelime kelime tek değil muhtemelen böyle. Mevlam bir anda bir kitabın içine verir, bir anda duyurdu bunu. Bir anda böyle. Allah kelamını duyuyor. Musa Aleyhisselam aşık oldu Mevlamız o anda, yandı böyle. Ya Rabbi elini yalnız öleyik dedi. Allah'ım göster kendisini göreyim, cemalini göreyim. Evet. Tahammülü kalmadı. Cezbeye geldi. Ruh bu beden kalmadan sığmıyor. Kafesli kuş gibi böyle. Ruh coştu. Artık vuracak. Rabbim elini yalnız öleyik. Allah'ım göster cemalini, senin cemalini göreyim Allah'ım dedi böyle. Meğer burada yağmur len tarani böyle. Sen beni göremezsin bak. Len terani, sen beni göremezsin. Bu Mevlam len üre buyurmadı. Yani Mevlam görünmem demedi ona. Bak, görünmem demedi Mevlam ama sen beni göremezsin. Neden? Dünya gözüyle. Şimdi Rabbim dünya gözüyle görünmez. Görünmez. Peki Musa sen bunu bilmiyorum niye istedi böylece? Şöyle buyuruyor büyük müfessirler. O anda Musa Aleyhisselam öyle bir aşka geldi ki, cezbeye geldi ki, kendi cennete zamanı o anda böyle. Öyle zamanı kendisi böyle.
O cennet hayatını yaşadı onda. Yani cennette insanın zannetti, Allah'ın cevabını göster, dayanamayacağım dedi. Yandım öyle bir. Çıldırıyor bu şekilde. Yani böyle de yağmadı. Karşı dağa bak. Dağ durursa, sahip sen beni görürsün böyle. Rabbim dua teyit edince, cealü dekka. Dağ paramparça böyle, aşkullah. Dağın aklı, efendim, ferasiti var mı? Var mı? Yani böyle. Yani her zerrin, her taşın, atomun bir anlayışı var. Hepsinde onlar böyle. Musa düştü, bayıldı. Öyle bu şekilde. İnsan dünya gözüyle Rabbimizi burada göremez. İkincisi, cennette yaşayamayız. Hayat koşulları farklı orada muhtemelen. Mesela deniz hayat var, denizde su. Balık yaşıyor orada böyle. Yaşayamayız lan böyle. Akciğer solunum yapan yaşayamaz böyle. Onun solungacı var. Suyu alıyor, içteki oksijeni alıyor, suyu atıyor. Devamlı çeker bu suyu. Eri bir oksijen var deniz suyunda. Onu alır, oksijen alır böyle. Onunla yaşıyor böylece. Yaşayan bir insan böylece. İki hal lazım cennete girmek için. Bir ölmek lazım böyle. Ölmek şart böyle. Ölüm rahmet o zaman böyle. Bu neye benzer bu? Ameliyata benzer. Bir insanın çoğu ağrısı var, sancısı, ızdırabı var, artık dayanamıyor artık böyle. Tek çare ameliyat böyle. Belki önce biraz bir tereddüt eder böyle. Şu bu yapar ama sonunda razı olur böyle. Bir de yalvarır. Aman beni çabuk sıralım böyle böyle. Neden? Dertten kurtulayım diyor muhtemelen. İnsan kendi ayağına gider, masaya yatar. O da kurtulması için böyle. İşte ölüm de aslında Allah dostları için o şekilde geliyor böyle böyle. Ölümün cennete girilemeyeceği için ölüm isteniyor böyle böyle. Ölecek insan. Ne o ölümle beraber? Beden sıfırlıyor. Beden sıfırlıyor böyle. İnsan çürüyor bedenine böyle. Çürüyor. Toprak oluyor insan insanı böyle. İnsan dört madde var insanda. Su, hava, toprak ve ısı var böyle. Ölünce ısı gidiyor. Beden soğuyor. Zaten ağır hasta bakar, ayağına bakar. Et ayaktan başlar can çekilmeye. Ayağına bakarlar. Ayağı soğuma başladı mı böyle. Artık gidiyor oradan böyle böyle. Önce ısı gider böyle. Ondan sonra su gider. Hava gider. Hava su ondan sonra gider böyle. En son toprak. İnsan ölü zamanlar öyle bir ölüm katılığı başlar insanda böyle. İnsan morur böyle, katılaşır beden bütün böyle. Bu önder çürümüyor ama. Aşağı 24 saat sonra bedende o ölüm katılığı gider, gevşeme olur. Yavaş artık insanın bedeni çürümeye, kokuşmaya başlar. Son bu noktadan böyle. Son bu noktadan böyle. İnsan evvel nedir? Ana karnında bir kanında damla. Bir pıhtı damlası kan. İnsan da artık böyle böyle. Ana karnında. Sonra ne olur insan? Bir yavaş böyle. Organlar şekillenir. El ayak belirir. Şu bu derken böylece. Küçük bir bebekçik yani. Ana karnında insan böyle. O üç zulmat arasında orada. Sonra ne olur insanın böyle. Kim olursa olsun. Değil mi? Dünyanın süper gücünün başkanı da olsun. Kim olursa olsun. Sonu mezarda çürüme muhtemelen böyle. Çürürken ne oluyor insan çürürken de? Karıncalar, böcekler insanı yiyorlar muhtemelen böyle. Bir Arap atasözü vardır. Kül akilir me'kül derler. Kül akilir me'kül. Her yenen o da yenir. Bak. Yani bir varlık yiyorsa bir şeyi onu başta yer böyle. Yani bir balık daha küçük balığı yutar, ona bir onu yutar muhtemelen böyle. Ormanda mesela biri bir hayvanı avlar, onu başta avlar bu şeyi böyle. Biz de öyle değil mi? Biz de yiyoruz böyle, hayvanlar yiyoruz biz de böyle. Biz de canavarız. Biz de başta aslında böyle. Biz hayvanlar yiyoruz bunları böylece. Biz de yeneceğiz ama. Bak. Her yiyen yenilir. Kuramadım böyle. Yenilir böylece. İnsan mezara girince o karıncalar böyle zerre zerre böyle. Zerre zerre aldıysa yerlere böylece. İnsanın eti hiç kalmaz muhtemelen böyle. Artık sırlar bunlar efendim muhtemelen böyle. Ben şahsen
karıncaların yaratılışını aklı vermiyor. Düşünün bazı hatırlarını böyle. Mesela bizler et iyi pişmesi yiyemeyiz onu böyle. Et az pişsin, güzel pişmesin, katı oluyor. Sıradan çiçeğini yutamıyoruz onu böyle. Az pişmiş de böyle şey. O karınca abi de çürümüş eti, çiğ eti bak böyle karınca. Çiğ eti değil mi? Onun dişini koparıyor böyle bak. Dişi keskin, güzel değil mi böyle? Çeler kuvvet, çeler böyle. Mesela pense değil mi böyle? Ver şuraya penseyi, çok olur teli koparamaz küçük. Pense keskin ama bile kuvvet yetmiyor da böyle. Şimdi karıncanın dişi keskin ama ne lazım? Pense gibi alt üstüne birleşmesi gerekir böyle böyle. Onu eti bak koparım da böyle böyle. Onu koparıyor. İşte insanın sonu, insan bedenin sıfırıyor böyle böyle. En son kemikler kalır. Onu da yavaşça çürürler. Ağaç yüz senesi ağaç bakan mezarı öyleyse yok mudur böyle. Hayalde varsa var, tanıyan varsa, bilen varsa böyle bir insan vardı zamanında. Mesela gençliğini bilen diyelim böyle, şunu bunu bilen böyle, olsa yani böyle, hayatta olsa bize böyle. Ya bu zamanlar bir muazzam, güçlü, kuvvetli insan, aslan gibi insan böyle, akıllı şu bu şekilde böylece. Ama kemik bile çürüm oturan böyle. İkincisi ne gerekiyor? Kıyametin kopması şart. Ne olacak kıyamette? Bu alem değişecek muhteremler böyle. İkinci yaratılışta eğer bize aynı toprakta yaratılsak yine içine giremeyiz. Bu toprak fani toprak. Geçici bunlar böyle böyle. Dünya değişecek böyle. Dünya değişecek. Yeni atomlardan dünya çıkamadı böyle. O zaman ne olacak? Ölümsüz hayatı olacak böyle. Peki Medine-i Mevvere'de bir muhterem zattı böyle. Eylül'den yine 40'lardan biri böyle. Ona sordum o zaman, dedim bu kıyametten falan böyle bir korkarak ona şey yaptın mı böyle? İşte biz şer durdum muhtemelen böyle, bana şöyle böyle, senin peygamberin dedi yere yatıyor, bak muhtemelen. Yatsın o da hala bu şekilde dedi. Yani kopsun ki, yerine de girsin bakmam böyle. Senin peygamberin dedi yere yatıyor bana böyle böyle. Hakikaten ben bak. Yaratı yatıyor böyle. Ne bekliyor onlara böyle? Yani kıyamet kopsa da yine girsen böylece. Şimdi kabirdeki mevtalar ikiye ayrılıyor. Biri günahkarlar. Kafirler, münafıklar, şunlar bunlar günahkarlar böyle. Her kabire bir pencere açılıyor böyle. Eğer Allah korusun ehli cehennemse açıyor onların pencere cehennemden bu dönemde. Yerini görüyor böyle kabirde. Böyle cehennemi görüyor. Diyor ki melekler buna bak seni burası böyle. Bakıyor böyle ateş, alev. Gaya deryası böyle kaynıyor. Böyle, okyanus gibi böyle. Nasıl su kaynayınca ses yaparak böyle. Böyle gürültü yapıyor. Böyle, muazzam böyle. Ses yapıyor. Buhar yakıyor. Ateş zebaniler. Allah'ım çabuk kıyameti koparma. Yalanı böyle. Mezarına böyle. Allah'ım kıyamet kopmasın. Çünkü kıyamet oraya gidecek mi? Böyle. Diğeri de ehli iman, müminler. Dünyada boş yaşamamıştır ama. Unutmamıştır Allah'ı unutmamıştır. Ünlü unutmamıştır onlara böylece. Alkılık etmişler. O da neyi görüyor? Cennetin açılan pencerenin cennetin yerini görüyor. O bakıyor, o güzel cennet vardı. Kokusu yetiyor böyle. Yeşil, gül, gülistanlı, o köşkler, saraylar, huriler böyle. Akarsular, meyve ağaçları. O kadar güzelim bir hayata sığmıyor cennet tabii. Allah'ım çabuk kopsun da oraya girelim. Bunu istemiyorum böyle. İki aralım tabi onlara böyle. Ama Allah'ın tamamen takdiri zaman var bu tane böyle. Zaman gelmeden olmuyor bunlar böyle. Demek ki ölümden de korkmama gerekiyor. Ölümden de korkmama gerekiyor. Bizi oraya taşıyacak olan cennete ancak iki alan kişi lazım bunlara böyle. Kıyamet kapacak böyle. Ölüm de gelecek bunlara böyle. Kıyamet olayında tek canlı kalmayacak. İlk sur verecek böyle. İsa Aleyhisselam arşın altında. Onun altı bükülecek, yıla dağılacak, tek bir dağ, tepe kalmayacak, deniz bir şey kalmayacak, tek canlı kalmayacak. Yalnız dört büyük melekle, bir de arşı taşıyan melekle kalacak hayatta böyle. Diğer melekler dönemeyecek, korkudan ölecekler onlar. Kalmayacak. Tabii dünya değişti. Dünya gümüşümsü bir maden gibi olacak, dünyanın yeryüzü. Dümdüz olacak dünya ama.
Çok dünya büyüyecek. Güneş de büyüyecek. Yakasık birbirlerine. 40 sene aradan geçecek. Kitapta 40 diyelim böyle. Sene demiyor da erbeyin geçiyor böyle. 40 geçecek böylece. Tabii o zaman da sene deyince sene neye göre ama? Şimdi dünyadaki sene başka, aydaki başka, güneşteki başka. Ahiretteki sene başka. Değişiyor. İşte buna böyle. Artık Mevlamızın bildiği bir 40 zaman birimi geçecek aradan böyle. Mevlam soracak. O 4 metre onlar ölecekler ama. Soracak Mevlam. Limenin mülkünü yem. Mülk, kimin bu mülk? Harem mülkü paraşamayanlar. Birbirine savaşanlar, kavgalar, gürültüler, tartışmalar, alan verenler. Dünya hırsına kapılanlar. Şimdi çocuklar, bu çocuklar, çocuklar böyle. Bunlar ne işi böyle? Oyuncak, oynamak böyle. Şimdi bir başka bir çocuk misafirde geldi mi, çocuk oyunu çıkarır. Ama sonra kavga başlar ama bu ya. Yok bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Biz ne yapalım? Güleriz değil mi öyle? Ya bu çocuk oyuncak bu. Biz ne yapacağız peki? Vallahi biz ne yapacağız? Biz ne oynayacağız? Bakayım muhtemelen, biz ne oynayacağız muhtemelen. Ne farkı var? Küçücük ufak bir, ufak araba oynuyor böyle. Kız çocuk ufak bebek oynuyor böyle değil mi öyle? Büyük insan abi ya, büyük bebek, canlı bebek oynuyor böyle. Efendim tırla oynuyoruz, uçakla oynuyoruz. Bir oyun bunun. Oyun ne yapardı böyle? Oyun bir anda biter böyle. El bir şey kalmadı böyle böyle. Boşuna kavga tartışmalar böyle. Hadi annesi kalkalım gidiyoruz herhalde. Yardım mesela böyle. Ya anne ben oynayayım biraz da yok. Böyle. Oynayıp kalır bu şey böyle. Dünya benim. Hazar sen geldiği zamanlar bir düz çalar tamam oyun bitti muhtemelen böyle ya. Yani ev yapıyoruz mu uğraşırız böyle. Arabalar, eşyalar, türüller, perdeler, kanepeler, altı koltuklar, kaşıkları beğenmeme, tabakları beğenmeme artık, bardakları beğenmeme artık. Yok şöyle desenli olsun, böyle desenli olsun, böyle böyle muazzam, muazzam, muazzam. Ece geldiği anda hepsi kalıyor. Hepsi adı oluyor cenaze. Kim olsa olsun. İşte paşa olsun muhtemelen. General olsun böyle, paşa olsun böylece. Adı oluyor cenaze. Şöyle buyuruyor bazı ulemalar, insan doğduğu zaman yıkanır, bir beze sarılır. Adına kundak derler, kundak derler diye böyle böyle. Önce yıkanır, yine beze sarılır, adına kefen denir. Yani hayatın başlangıcı kundak, sonu kefen. Böyle. İnsan tek ol dünyada böyle böyle. Yani 50-60 sene çalış, artık hırsla bir gece gündüz böyle işini büyür, şunları yap, şu makama geleyim, bu makama geleyim, mevkiye geleyim. Muazzam koşma, koşma derken böylece. Sonuç dedim zaten oraya bu sefere. Şimdi aradan 40 zaman birime geçten sonra Rabbim evvela güneşi tekrar kış verecek güneşe mermene. Şimdi Meryem bir ize şemsi kubiret. Güneş kıyamete dağılmayacak, toplanacak, düzülecek. Dürülecek, kararacak bunlar böyle. Yılda dağılacaklar. Şimdi güneş atomlar serbest halde, atomlar çok geniş bir yer kapsıyor böyle. O zaman olacak, güneşteki şeyi durunca, yani hidrojen, helyum dönüş atomu vardı onlarda, enerjisi böyle, o durunca ne olacak böyle? Işıl düşecek, güneş kararacak bunlar böyle, dürülecek böyle. Bak böyle, ezişemsi kübret. Tekrar böyle güneşe eski kuvvetini verecek. Güneş aydınlatacak. Rabbi dört meleği arayacak. Önce yarayacak. Dört büyük meleği. Emredecek Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail dünyaya git. Git dünyaya. İsrafil su üfleyecek az sonra. Benim Habibim Muhammed'im sakın korkmasın. Onun mezarının başına git. Orada onu bekle. Sakın korkmasın, üflenecek böyle. Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Medine bulamıyor ama. Yok Medine bir şey yok böyle. Her tarafı aynı böyle. Beyaz, gümüşün bir maden. Olmuş dümdüz ama. Hiçbir şey yok böyle. Bir milim eksi yok böyle. Dağ tepe yok. Böyle
Tabi tur atıyor dünya etrafında. Cevabı Aleyhisselam. Atıyı Medine bulamıyor böyle. En son atı bakacak. Dünyanın bir yerinden bir nur çıkıyor böyle yukarı doğru böyle. Ah burası çek böyle şey. Gelecek. Tabi ne huda kalmış. Ne meşk ne bir kalmış muhtemelen böyle. Hiç kalmamış. Oraya gelecek. Nur çıktığı yerde. Tam onda da İsa Aleyhisselam üfürecek sura muhtemelen. Yine bir muazzam bir ses, bir deprem var. Yer gök böyle. Yeri göğü kapsayan. Evrensel deprem yine böyle. Evreni kaplayan bir deprem. Her taraf paramış oluyor böyle. Mezar çatlayacaklar böylece. İlk önce Peygamberimizin mezarı çatlayacak. Biz açacak muhtemelen. Peygamber Hazretleri uyanır gibi aldı Aleyhisselam Hazretleri. Uyanır gibi böyle oturacak mezarında. Bakın sakalı tozlanmış. Peygamber böyle. Peygamber tozunu sikecek bir tozla sakalı böyle. Peygamber bakacak böyle, aa su üflüyor böyle, bir ses böyle. Bakacak sağa sola kim çok böyle böyle. Ne Medine var, ne bir şey var, ne yapacak bir şey var. Ama su üflüyor böyle, titreye titreye deprem oluyor. Cebrail görecek. Karşın Cebrail ne oluyor? Ne oluyor karşın Cebrail? Cebrail de korkuyor ama. O da korkuyor. Ya Muhammed, ya Resulallah, ya Habiballah. Su üfürülüyor böyle. Üfürülüyor böyle. Biraz daha erkek kalacaklar, kabrine kalkacaklar böyle. Ümmetim ne oldu? Daha kimse kalkmadan başka nasıl böyle. Derken Hazreti Bekir'in yanında zaten defniyor böyle. Hasım yanında kalkacaklar. Sonra Cennet-i Bakı'ya diyor böyle. Medine mezarlığa. Ondan kalkacaklar. Ondan sonra Mekke'dekiler, Mekke'nin arasında, haram arasındakiler, ondan sonra diğer insanlar kabine kalkacaklar. Herkes tabi ne olacak burada işte, az önce geldiği gibi böyle, çirgin sürüleri gibi böyle, bir de feraş denen kelebekler gibi böyle, herkes bir şaşkın mahşerine gidiyor insan böyle. Mahşerine gidecek böyle. Mahşer, haşir kökünden geliyor, toplanma yeri. Toplam yere böyle. Bitki ağrış her canlına gelecek, hayvana gelecek. Böyle. Cin, melek, her gelecek oraya böyle. Bir insanlar gelecek oraya. İşte en korkulu gün o mahşere gideyiş muhteremler. Kişi kalacak kabrinden. Nasıl insan rüya görür de uyandır şey bir düşürür böyle. Ha, ben bir rüya gördüm de böyle. Hatırlayın rüyasını böyle. O anda öyle olacak dünya hayatı. İnsanların zihninde oldu böyle. Kabine kalkan kişi, ben bir zaman dünyada bir şey vardı. Geçici bir şey ama. Yani kabir alemine bakarak çok kısa. Kaç bin sene kabirde kalıyor belki de böyle. Kalanlar var kabirde. Dünyada bir zamanlar işte çocukta hatırlıyor, şunu hatırlıyor, şunu bunu yaptım belki böylece. Aklına günahları geliyor, titreyen var, korkmaya başlıyor böyle. Korkmaya başlıyor. Tabii kazanan da nur gibi olacak onlara. Onlar da millete kaçacak kendileri onlarında. Herkes mahşere girecekler mahşere. Bir de canlı kalmayacaklar böyle. En son millete girecekler. Vermelik safen safa memur. İlk önce birinci kötüki millekler. Mahşere alıp çevirecek etrafını çocuklar. Sonra ikinci derken böyle girecekler. Sonra amel defteri dağılacak. Amel defteri dağılacak. İki omuzda iki melek var. Meram buraya kiramen katibin. Katib iki melek var böyle. Ama böyle kağıt değil. Yazı değil muhtemelen böyle. Yani bir nevi kamera gibi bunlar böyle. İki melek şey böyle. Hem seçici hem görüntü alıyor bunlar böyle. Sağdaki melek hep hayırları sıhhatlı alıyor böyle. Kişi ne yaparsa. Mesela şu an alıyor bizim melek. Hepimiz alıyor böyle. Alıyor buradan böyle. Cami gidiyor. Namaz kılıyor. Abdest alıyor. Kur'an okuyor. Allah'a zikrediyor. Bir hastaya ziyarete gidiyor, cenazeye gidiyor, birine selam veriyor, bir fakire bir yardım bir şey veriyor. Kişi ne yaparsa yapsın böyle, hayır yaparsa hepsi bu alıyor. Onun görevi o böyle. Günah karışmıyor bu. Günah ne oluyor? Soldaki melek bundan böyle. Soldaki melek böyle. Yalnız bir farkı var. Sağdaki melek bunun amiri. Amir bu. Bu onun emrinde. Şimdi bir insan sahip işlerken hem alıyor görüntü alıyor, hem alıyor böylece. Mesela
Ömreye hacca gitti. Tavaf edeyim böyle. Tavafta çekiyor muhtemelen böyle. Safa, Merve arasından sağ ediyor. Hep çekiyor bunlar da böyle. Kabe'de namaz kılıyor. Hep çekiyor bunlar onlar böyle. Hepsi bunları. Çekiyor bunlar hepsi bunları böyle. Kişi bir günah işleyince soldaki melek diyor ki buna soruyor amirine. Bu amiri onun. Üstü. Böyle böyle yapıyor. Bunu alayım mı? Biraz bekle gibi. Hemen alma bunu böyle. Biraz bekle bak. Belki tevbe eder belki. Şimdi o kişi bir günah işledi ama mesela kız öfkelendi diyelim. Örnek. Hepimizin başına gelen bir olay. Kişi bir anda öfkelendi, ağır söz kızını muzlarken böyle biraz sonra pişman oldu ama. Allah affetse tevbe etti. Hiç yazılım yoktu ama böyle. Böyle. Harama baktı, haram söylüyor. Neyse artık böyle işte bir günah işledi kişi. Eğer hemen biraz sonra tevbe ederse hiç abdü yazılmıyor. Bir de gönlüne kararmıyor. Bu daha mühim, gönlü daha kumur. Gönlü kararmıyor böyle. Çünkü gönlünde kararlı olsa günahlar mıdır? Oluyor böylece. İş olduğu olacak mahşerde önce amel defteri dağılacak. Nasıl dağılacak? Aynı kar yağdığı gibi. Böyle. Sanki kar yağıyor böyle. Bak kar tane düşüyor, bir de karışmıyor kararlar böyle, böyle. Yani kar tane birbirine karışsa kocaman bir gülle oluyor. O zaman bir kür oluyor böyle muhtemelen. Neden? Birbirini itiyorlar bunu böyle. Hepsi de aynı negatif yüklü olan hepsi onlar böyle. Şimdi biri pozitif olsa birbirini çekerler. Hepsi aynı yüklü olduğu için böyle itiyorlar birbirlerini böyle. Bunlar böylece birbirine karışmıyorlar bunlar böyle. Tehdit ederler böyle. Sonra her kan tanesinde başka bunlar böyle. Birine benzemiyor bunlar böyle. Allah'ın azameti kudreti böylece. Şimdi oradaki kişi bakacak. Amel defterine görüyor. İçki alim yapmış. Gitmiş bir deniz boyuna gitmiş. Oturmuş bir yere. Oturmuş masalara. İçki masası. Böyle. İçki içiyor muhtemelen böyle. Yok barda, pavyonda, gece kulübünde, şurada, burada, kumarhanede. Allah korusun bataklıkta mı? Bataklıkta böyle böyle. Yani kısa dünya ömrünü boşa harcamış böyle. Boşa harcamış Allah korusun. O ne yapacak orada? Ya kadınım ya hayati. Ya ne ettiğin kadın. Ah ne oldu buraya bir şey gönderseydim böyle. Çıldırıyorum böyle. Pişmanım ben böyle. Bir şey kalmadı elinde. Dünyada kalmadı böyle. Ama ya, yazılı o burada. Yazılmış mı böyle? Yazılı böyle. Orada tevbe geçmiyor. Orada tevbe edecek. Ölüme razı böyle. Ölüme razı. Ama yok. Ölüm de yok. Tevbe geçmiyor böyle. Çıldıracak kişi var böyle. O kadar bu şekilde. Tabi iyiler de ne yapacaklar? Gösterecekler. Bakın bakın. Havukre Kitabiye. Yakınlarına. Bakın 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 bakın. Burada sohbette böyle mi? Camide, evde, namazda, Kur'an'da, zikirde böyle. Hep Allah yolunda böyle muhtemelen. Hep bunu çekip bunlar böyle. Bakacak. Oh! O seviyor bunlar da böyle bana. Seyredecek. Ondan sonra gelecek mizan deriye. Terazi böyle. Mizan geliyor. Son olarak İşlem, son işlem orada mizanda şimdi. Dartacak bunlara böyle. İki gözü var o terazinin ama dünyaya mı koy tartar. Bir zireli tartar. Böyle hassas böyle. Mesela büyük antar ufak şey dartmaz böyle dünyada böyle. O diyor böyle böyle. Yani dünya olduğu gibi koy, onu dartar. Küçük bir zerre atomu koy, yani bir karıncanın gözünü koy, onu dartar böyle. Öyle hassas bir terazi böyle. Allah katında tabii, manevi terazi. Şivelan biliyor, Peygamber Hazreti kimin sevabı ağır gelse, فَمَا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ kim o da sevabı ağır gelse, sağ tarafına sevap konuyor. Sevap konuyor böyle. Mesela namaz kılıyor değil mi? Abd alırken çekilmiş bunu böyle. Böyle. O abdinin sevabı konu ayrı bakmadı. Abdinin sevabı böyle. Hatta Abdül Salman'a gelen attığı adımlar ondan sevabı ayrı muhtemelen böyle. Niyet edin, niyetin sevabı ayrı. Besmele çek, onun sevabı ayrı. Elini yıkıyor, onun sevabı ayrı. Ağzını sıvırıyor, burnuna, yüzünü yıkıyor. Hepsinin sevabı ayrı konu böyle. Böyle. Konu onlara konuyor. Abdest. Abdest namaz anahtarı. Bir anahtarı, bu kadar kıymetli böyle böyle. Namaz, hazine muhtemelen böyle. Yani namazı kılıyor böyle.
Ne vardı namazda böyle? Bir rekat namazda, bir rekat namazın sevabını Allah bilir. O kadar büyük bir rekat namazda. Tekbir önce. Allahu Ekber. Sübhaneke, Enzi var, Besmele var. Fatiha Şerif var, Zamm-ı Sure var, Rükü var, Rükü'nün tesbihatları var. Secdeler var, şunlar var, var, var. Her bir araya böyle böyle. Namazı okurken mesela Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi her rafile göre sevap alıyor. Mesela aynı kişi aynı namazı kılmışlar. Bir biraz daha uzun okumuş. Onun sevabı daha fazla. Daha fazla böyle. Bir rafile 10 sevap böyle böyle. Namaz dışında, namazda 100 sevap bir rafile. Mesela Fatiha 140 harf var namaz. Fatiha böyle böyle. Bir 14 bin sevap sırf Fatiha'da böyle böyle. Bir Fatiha'da böyle. Yani bir rekatın bunlara böyle böyle. Onun için namazı uzun okumak, yavaş okuma gerekiyor böyle ki tane tane okuma gerekiyor. İçine sindire sindire böyle. Canlı okuma gerekiyor ki ona göre nurlansın bu okusa böyle. Tabi kişi o zaman ne yapıyor? Böyle mezarın başına kişi böyle bakıyor. Mezar koyuyor işte böyle. Sabah namazının sevabını koy bakalım. Sünnet ayrı, farzın ayrı böyle. Hepsini ama böyle. Öğün namazını, ikindiği, akşam yatsıyı, vitri namazını koy böyle. Kalkması gece teheccüd namazını koy. Yapmışsa. Ev abini onlara koy. Onlara koy. Ersin sabah namazından başla. Yatarken ayet-i kürsü okudu. İhlas okudu. Felak okudu. Şunu okudu böyle. Savaşa getirdi. Ne yapmışsa bakma hemen. Size geçiyor. Size söyledi. Miskale zerretin hayran yere. Miskale zerre. Zerre miskale ağırlığında. Zerre atom. En küçük bir varlık. Ya yani atom gözü görülmez böyle. İnsan ben küçük bir şey yapsın, sebep yapsın, konuyor. Bir gün Aşrı Validemize kanına gelmişler ziyaretine. Peygamberimiz hayattayken sağlığında, Allah'ın sattelerinin. Aşrı Validemizde ne varsa evinde hemen çıkarır tabii onlara böyle. Evinde o gün ne varmış evinde? Bir salkım üzüm, taze üzüm böyle. Başka bir şey böyle. Bir peygamber evi, evinde o gün pek bir rafı vardı böyle. Rafında iki tane çubuk çakılmış, bir tahta vardı böyle. Rafında da bir salkım üzüm böyle. Alıp bir salkım üzümü ortana koy, buyurun bakalım. Onlar hem konuşuyor tabii, hem de arada bir koparırken kapı tahta kapı vuruldu. Kim var? Bir kadıncağız gelmiş. Bitkin bir halde. Ayak tutamayan bir kadın. Bitkin bir halde. Ya Ayşe, atın şeyen lillah. Allah için bana bir şey ver. Açlıktan bayılıyorum dedi böyle. Çok bir şey yok böyle böyle. Şimdi onu tabii görünce işi gitti. Yok yine başka bir şey böyle. Para döküyorum tabii zaten. Para yok zaten böyle. Bir sağ üzüm vardı ama o ikram ettiği misafirlerine. Onlara oluştum böyle böyle. İnsanlara böyle. Eğer izni verirseniz bundan da bir üzüm, tek üzüm tane koparayım, onu vereyim. Ya hepsi ver Ayşe. Yok olmaz tabi. Bu sizin hakkınız. Ben bunu size hediye ettim. Bu sizin hakkınız şu anda. İzni veriyorsanız bir tane tek üzüm koparayım onu da. Kopar bakalım. Aldığı üzüme Ayşe Validemiz. Medine'de üzüm yetişiyor muhteremler. Çok berrak oluyor böyle. İçi şeffaf oluyor onun üzüm böyle. Burada yok ucusunun böyle. Farklı onun üzüm. Çok tatlı oluyor böyle. Sapsarı kelebar gibi sıcak hava sıcak olduğu için güzel sararır. Çok tatlı oluyor böyle. İçi dışı bir oluyor böyle. Şeffaf olan üzüm oluyor böyle. Taze üzümler. Ayşe onu gitti. O fakir ayakta oturmuş zaten. Yere çökmüş. Oturmuş adam. Onu verdi. Onun ağzına aldı. Oturdu ya böyle. Yutmadı hemen böyle. Emiyor yavaşan böyle. O yavaş, bitmesi çabuk böyle. Emine işte kadın biraz da gitti böyle. Der ki ya Ayşe dediler ya. Bir tek üzümlere bunun sevabı olur mu? Bir tek üzümün. Siz okuyor musunuz Kur'an dedi böyle. Okuyoruz. Niye böyle böyle buyuruyor? Zerre kadar bir sevap. Hayır, zerre kadar. Bir üzümde de kaç zerre var. Yani çekirdeğinde kaç zerre var çekirdeğinden böyle böyle. Yani bir üzüm tanesi verdi. Oraya konumda bak böyle. Bir gün yatsı namaz sonra cemaat Mescid-i Nebevi'de tabii kimi Kur'an okuyor, kimi namaz kılıyor, işte kimi zikir ediyor. O zaman insanlar da bir manevi bir heyecan dalgası var böyle. Allah aşkı yolunda böyle böyle. Gafil yok o zamanlar. Herkesin tanıdığı bildiği
Çok fakir biri geliyor. Ey cemaat, evde çok şum aldı, uyuyamıyor, açlık uyuyamıyor, çok çocuk uyuyamıyor açlıktan böyle. Bana şey en lillah, yani bir şey verebilirseniz bana, olan tabi verecek böylece. O anda kimsenin de bir şey yok an böyle. O anda hastalığı namazda. Namazdaymış, tamam rüküye gitmiş. Rüküye gitmiş, tabanından uzun o namazdır. Rüküde çok kolay böyle. Şimdi o kişinin gerçek bir muhtaç olduğunu biliyor. Tanıyor kendisini böylece. Düşünüyor, hiçbir şey yok verecek oraya böyle. Yalnız parmağında bir yüzük varmış, gümüş yüzük var böyle. Bu olmazsa olur mu olur? Tamam böyle. Parmağına çıkırı ve yüzünü ben namaza kürküden gibi böyle. Verdim hatta böyle. O tabi aldı, gitti ona bozdurup aldı bir şey, yazıyor ona bu şekilde. Biraz da Peygamber geldi, meşte geldi. Yatsan sonra böyle oluyor. Peygamber sordu şimdi, eshabım, kim burada az evvel bir sadaka verdi? Çok bir sadaka vermiş burada. Bakıyorlar, bir şey yapma. Onu görmemiş adam insanlar böyle, öyle gizlemem böyle. Gizlettim bu şekilde, görmüşler böyle. O fakir görmüş böyle. Peygamber tekrar sordu, görmedi bu şey arası bu şekilde. Yani buyurdu ki, namaza gelmiş, rüküde gelmiş ama. Vemirde. Neden bilir ki arasında? Ayet-i kerimeye bak. Vem rakibun, vem rakibun. Rüküdeyken, ya böyle bak. Bak, o bir yüzün verdi ama Allah katında o kıymetli madem ben. Tam yeni bulan böyle böyle. Tayyip böyle böyle. Mesela bir mermi değil mi böyle? Bir insanı öldürür böyle. Bir top mermisi bir gemi batırır. Uşağı düşürür bir mermi. Böyle. Yerini bulunur böyle. İşte ne olacak şimdi mahşerinde? Zerre kadar sevaplarda, yani sevaplarda konacak. Kimin de oradan mahşerde sevabı ağır çok gelirse, fazla gelirse, ya bu geçerse, günahını geçerse. Yani hiç günahsız diye bir şey yok. İnsan olabilir günah böyle. Ama günah çok az kalacak. Sevabı çok fazla sevabı geçerse, hüvü ve o kimse şu işte rahat diye. Razı olduğu yaşamı o zaman buluyor yani böyle. Ya yani o anda da mahşerde kimin sevabı çok gelirse, fazla gelirse böyle bak. Zerresi kaybolmuyor yani böyle böyle. Yani zerresi kaybolmuyor. Bir üzüm tanesi verdi, o konu yok yani böyle böyle. Yüzünü verdi, bu şekilde böylece. Bir selam verdin, bir yetimin başını sıvazdın, bir şey, eline bir şey yok mesela böyle. Böylece yetim mesela çürük, anası bazı ölmüş kim ölmüşse mesela, ufak çürük böyle, dert çürük mesela, insanın başı sıvazlısa, önden kredi yapmak gerekiyor böyle. Alnından baş, baş yapmak, sıvazın başı. Yani bir şey verebilirse vermen daha iftal. Bir şey veremiyor onun çocuğu böyle. Veremiyor, ne yapıyor? Şunun böyle hatını soruyor, yüzüne gülüyor. Şöyle başını sıvazlıyor. Çocuğun baş saçlarının sayısı kadar onun sevabı da saklanıyor böyle. Yani sevap çok ama böyle böyle. Kişi yoldan giderken yolda bir taş var. Ona bir çarpı düşer icabında böyle. Bir şey var böyle. Dağ mesela al kenara koyun zaten böyle bak. Bak o da sevap zaten böyle böyle. Yani hiçbir şey git boş gitmeye böyle. Yani hayatı ömrü boşa harcamamak gerekiyor. Yani. Harcamamak gerekiyor böyle. Kişi yolda giderken böyle sağa sola bakana duruyor böyle bak kim böyle böyle. Kim ne yapar? Sağa bakmaz böyle. Geçici bir dünya böyle. O önünü düşünüyor, ileri düşünüyor. Allah'ı zikrederimiz giderken mesela. İşte yavaş böyle. Allah, Allah der. Her dediği Allah lefz-i celle. Zikir böyle böyle. Kadir kişi bunlara beraber şey. İsteyen kemir çeker mesela. La illallah. Mesela kaldı evini temizlerken, değil mi? Temizlerken kemiş müzik çalar. Aşağı televizyonuna kadar hem komşu rahatsız eder, müzik çalar kimse böyle. Kimi ne yapar? Allah zikrederek yapar. Tabii böyle böyle bak. Eğretir sübünta böyle mesela. Neyse temizini yapar. Allah, Allah diye yapar. Tabii böyle. Bir gün Şahin Akşam Hazretleri bir yere gitmiş, bir davete gitmiş. Davette tabii sofra kuruluyor. O zaman ortaya tek tasla konuyor. Ne varsa böyle. Önce çorba konuyor. Şimdi yok o zaman tabakla verecek.
Hazreti Nakşibend Hazretleri, büyük evlullah kendisi, bu almayı hiç yememiş arabadan böyle. Ev sahibi derime, ne olur üstadım buyurun efendim, bak işte diye, şu şarabı, bu şarabı neyse, onlara göre güzel bir şarabı varmış böyle, kaliteli şarabı varmış böyle, bu şarabı derken böyle, yarın ben bunu yiyemeyeceğim diye. Neden efendim diyor, bu çarabı ben kadın diye çok onda sinirliymiş diyor, çok kızmış böyle, o sinir buna karışmış böyle diyor. Bu diyor bana şimdi zarar verdi, yoktu bana böyle, böyle. Bana zarar verir böyle. Ersen mesela dedim tarlaya gidecek kişi arabayla gidiliyor. Öküz arabasına koşuyordum böyle. Oturup dedim orada benim başlara giderken sabah arabasına kalır. Abdest arabasına gider değil mi? Yola giderken de böyle la ilahe illallah la ilahe diye gider. Ata tohumunu Allah değil mi? Allah saçlar böylece. O ne oluyor? Bereket olması derler. Yarına şifa oluyor yarına bu derler böyle. Şimdi yediklerim kadar bize zarar oluyor. Yani zehir oluyor da böyle. Yani hastalıkların hepsi gıdadan. Hepsi oradan haber böyle. Hep gıdadan oradan haber böyle. Suni gıdalar, yapay gıdalar, karmak gıdalar böylece. Besmeniz gıdalar böyle, haram gıdalar. Hasta hep onlar saklanmada böyle. Yaramayayım ki sana böyle. Bunun için yani insan hayatının her saniyesini ibadet çevirebilir. Her bir şey tanıması kalmaz devamında be. Namazın vakti var. Kılamaz böyle. Ama onun dışında, bak Allah değil mi? Bir şey yok mu böyle? Birer diyor. Allah diyen yorulur mu? Akarsuda durulur mu? Bir ilave bir şey var. Öyle diyor mesela. Akarsuda durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Değil mi? Allah diyor. O aşkla cizbi olan böyle. Allah diyor böyle. Peygamber sana bir şey getir. Mesela böyle. Allah'ın sana hayatımız böyle. La da kuvveti illa billah böyle. Sübhanallah bir hamd diye de. Allahu Ekber der. Ne desen böyle böyle. Ne yaparsan zerre zerre mahşere geliyor muhteremler. Şimdi öyle insan olacak ki mahşere geldi, sıraplar kondu. Günahlar kondu, eşit ama. Gidemiyor cennete. Araf oraya geçmek şart. Ceza olması gerekiyor biraz. Kışçıldırıyor böyle. Yani bir defa da bir Allah deseymiş, gönülden yetiyor. O geliyor. Bir defa. O kadar insan kalıyor böyle. Hassas tarzı böyle. Ama dememiş. Orada olmuyor. Pişman çıldırıyor. Rabbim, diyor ki Rabbim, kulum üzülme, merak etme. Senin daha sevabın var kulum. Sen bilmiyorsan, var kulum. Ne var ya Rabbi? Sen bir gece uykudan uyandın. Sen bir tane dönerken besmeye döndün. Besmeye çektin be. Koy bakalım besmenin sevabını. Ooo, 19 harf muhteremler. 19 harf besme. 3 rüyam, ismi var benim böyle böyle. Kulum sen bir gün namazın, rüyanda namaz, ikine namazsın rüyanda. Bak rüyada namaz kılın sen kulum böyle. Onunla bir şey yok bakalım böyle. Kulum sen tavaf ettin Kabe'yi rüyanda. Koy bak onu da koyun böyle ben. Ooo kul ben daha sevmişim muhtemelen böyle böyle. Rabbimin rahmeti de çok bol muhtemelen bu şekilde böylece. Yani elden geldiği kadar her günahdan kaçınma muhtemelen. Yani bu küçük günah bırak küçük. Küçük olmaz böyle. O da konuyor küçük benim böyle. O da konuyor böyle. Mesela gıybet değil mi? Dedikodu yapmak böyle. Ne gerek var mı ya? İşte filan kışıyor, bir zaman böyle. Sana ne, bana ne? Böyle. Bir gün Dekir Aslanıcı yolda önde bir gidiyormuş. Başına bir tepsi var böyle. Tepsi başına koyup gidiyor birisi. Önden gidiyor. Aslanıcı arkadan gidiyor böyle. Arkadan biri geliyor. Hocam hocam. O diyor baka o tepsi diyor. Bana ne diyor böyle. Ama senin ne gidiyor? Sana ne diyor? Şimdi Mevlam böyle kimin sahibi ağır gelirse. Fazla gelirse fühüve fî işeti râzgıye. Razı olduğu hayat ondan başlıyor. Razı böyle. Artık o hayattan razı artık böyle. Başka bir şey kalmıyor ama böyle. Huzur, mutluluk sürekli ama böyle. Sağlık, sıhhat, ölümsüz hayat böyle. Cennette o zaman böyle. Yani insan cennete girmeyince dünyada insan o huzuru bulamıyor. Tek arıyor huzuru. Tek arıyor mutluluğu. Ama bulmuyor böyle. İnsan geçici mutlu olsa bile ama sürekli olmuyor ki. Evinde huzur olmaz, komşuda olmaz, böyle akrabadan olmaz böyle, çoluk çoluk hasta olur bir şey olur böyle. Oradan buradan kendi hastalığına bir şey olabilir. Yani dünya elemli, kederli böyle. Demek fırtına dalgalı dünya böyle. Fırtına böyle. Dünyada sabır gerekiyor bunlara karşı böyle. Allah tevekkül gerekiyor. İnsan razı olduğu hayat, yaşayış,
Her açıdan böyle. Gönlü huzur böyle. Dolu böyle. Hafif böyle. Huzur, sevinç böyle. Yüzüne parlıyor biz böyle böyle. Sonra ne var cennette bir de? Ölümsüz hayat. Ölümsüz, ölüm yok bu demler. Ölüm yok bu demler. Cennette böyle ya. Yaşlanma da yok ama şimdi. Şimdi ölüm olup yaşlanma olsun, o zaman o kadar iyi değil ki böyle. Dünyada ölüm olmazsa zor değil mi muhtemelen mesela? İnsan yaşlanınca mesela, insan düştüğünde ya seneye acaba ne olacak halim o da yaşarsan böyle. Yaşlı insan bir yatağa bağlandı, bir altına kaçır. Şunlar bunlar böyle kokuşmak şu derken böyle pislik. Değil mi böyle? Altına kaçır bir şey olur böyle böyle. Cennette ölüm yok ama yaşlanma yok. 30 yaşında kadın erkek aynı yaş böyle. Aynı boyda, aynı yaşta erkek böyle. Devamlı böyle. Orada zaman da yok ama böyle. Yani dün işte yarın gelecekte hafta yok. Hep aynı iklim böyle. İlman, ılıman böyle bahar iklimi. Ve sürekli gündüz böyle, hep gündüz. Işık devamlı böyle. Akşam hoca, akşam üzere, gece, sabah yok mu böyle. Yani dün hafta yok artık böyle. Ona hepsi kalkıyorlar. Sonra ne var orada böyle? Herkesin köşkü sarayı. O kadar büyük ki köşkü sarayı. İnsan dünya ayağında geçse bir sene bitiremez köşkünü. O büyük köşkler böyle. O meyve ağaçları, akarsular herkesin böyle. Böyle. O tar üzerinde o tuğba dalları, tuğba ağaç dalları hemen böyle. Tuğba dalları, sanır Allah dev dev değil mi? Mesela böyle. Sanır Allah dev dev böyle böyle. Sonra cennette kimse tek kalmayacak. Hep el olacak adamlar böyle. Kimse tek kalmayacak böyle. Dünyada evlenmeyen de, evlenen de böyle. Kimse tek kalmayacak orada böyle. Nasıl olacak oradaki eşlenme? Dünyadaki eşler iki cennete girseler, o zaman yine beraber olur böyle böyle. İkisi de ama birisi isterlerse böyle. Bazı eşler vardı dünyada, ikisi de iyidir. Aralığa uyum yok adamlar böyle. Yani zoraki hayatı devam ettirirler. Yani çok çatır için. Getirirler. Onunla artık beraber olmayacaklar muhtemelen böyle. Dünya işte birbirini seviyorlarsa, birbirinden böyle dünyada razı şeyler, ikisi cennete girerse, onlar yine beraber olacaklar böyle. Onlar beraber olacaklar böylece. Ama herkes tabi beraber girmiyor oraya böyle. Öyle evliya kadın var, kadın evliya kolosu, alkolü sarhoş, böyle, namazsız böyle. Yani erkek iyi kadın mesela aksine oluyor böyle. O mu ne olacak? Kimin eşi cennete girememişse o başına evlenecek orada böyle. Yani böyle. Oradaki evlilik ama artık ebedi olacak ama. Geçti diye böyle böyle. Ebedi olacak geliyor orada böyle. Her insan da eşini o kadar sevecek ki o sevgi devam edecek ama böyle. Her insanı bulacak böyle böyle. Ahlak, en güzel ahlak mı der? O güzellik, güzellik, şunlar bunlar. Sonra cennet işi gücü yok cennete. Yani kadının bulaşığı yok, çamaşırı yok, ütüsü yok, şusu yok, busu yok, ev temizliği yok, hiçbir şey yok. Her şey hazır. Her şey doğal, her şey hazır. Böyle. Erken işi yok. Daireye geçeyim, işim var, şunlar bunlar var. Vay, dolmuşa kaçırdın, şu oldu, bu yok. Böyle, böyle. Erken işi yok orada böyle. Her şey doğal. Böyle. Geçti, hep aynı giysim. Eskimiyor, kirlenmiyor, tozlanmıyor. Yani şamaşı yok böyle böyle. Eş hiç kirlenmiyor cennette böyle. Yer çekimi yok cennette. Ne var cennette? Hizmetçiler var. Huriler, gülümanlar deniyor böyle. Erkek çocuklar, genç kız çocukları. Huri, gülüman deniyor bunlara böyle. Hizmetçiler anlatıyor böyle. Böyle. Canın ne isterse bak böyle. Canın ne isterse istediği gibi. Hayır diyecek böyle, şöyle bir elma olsa, dünyada elmalar var bir zamanlarda böyle diyor. Mesela şöyle bir elma olsa hemen dalda o elma bitiyor. Böyle böyle. Bitiyor böyle. Elma orada kabuğu da yeniyor, çekirdeği olmuyor böyle. Basit olmuyor böyle. İle çırış olmuyor böyle. Oradaki tadı da böyle böyle. Ama tadı bir şey benzemiyor. Böyle. Yani gözle ondan zevk alıyor. Kokusundan burnun zevk alıyor. Damak tadı tadı alıyor böyle. O kadar zevkli oluyor böyle. O akarsuları, süt akıyor kırmaktan böyle. Şimdi dünyada mesela ne gerek süt içmek için mi? İnek mama gerekiyor. Yani doğal hayatta. Doğal hayatın böyle. Herkes buramışsa parayla böyle. İstiyor ki süt olsun evinde.
Ne bakması gerekiyor değil mi? Ahır yapıyor ona. Hayvana bak, altını temizle, toparla, onu sürün sağ, onu kaynat. Hayvana yemine bak, onu otat biraz gezdir bu şekilde. Cennet yok böyle bir şey muhtemelen böyle. Cennette ırmak yok, ırmak. Ama tertemiz böyle. Irmak orada altları çamur değil, bizim buradaki böyle kum değil böyle. İnci mercan. Pırıl parlıyor böyle, şeffaf. Akıyor böyle. Bal. Sürmüş bal akıyor böyle, böyle, böyle. Böyle şerbet akıyor. Nasıl akıyor böyle? Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor böyle muhtemelen böyle. Yer çekiyor şimdi böyle, böyle. Yunus Emre, akar Allah değil diyor. Şu ırmakları akar Allah değil diye böyle. Orada her şey Allah zikri diyor böyle bak. Su akıyor böyle. Allah, Allah, Allah diye akıyor muhtemelen böyle. Cennette de kuş var çok. Kuşlar, cennet kuşlar ama derler. Yani kuş söyleyen bir hayvan. Kuş söyleyen bir hayvan. Cennet kuşları da var. Ağaçların dalda kune kuşlar var böyle. Her bir ne yapıyorlar? Allah diye ötüyor muhtemelen böyle. Açış ama. Açış ötüyor onlar bu şekilde. Hatta ağaç yapıları bazen bir sallanacak cennete. Bir cezbe gelecek onlara böyle. Ağaç dalları, yaprakları başlar. Allah, Allah, Allah diye bu şekilde böyle. Sonra herkesin eşi var derler. İş yok ama. Eş yok ama, iş yok ama böyle böyle. Zaman birimi yok. Zaman birimi yok. Yer çekimi yok. Yattığım mesela bir yere uyuşmuyor ki, yer çekimi yok ama. Sıfır kilo böyle. Yemek içmek var, kilo almak yok ama böyle. Yemek içmek var, ama kilo almıyor insanlar burada böyle böyle. Hem yenilen şey oluyor böyle, mide inmiyor böyle böyle. Bir gaz haline geliyor, sindiriliyor. Kişi böyle bir gerecek, tam bitti o da yani. Aynı kiloda insan böyle böyle. Aynı boyda, aynı kiloda, aynı yaşta. Hiç değişim bunlara böylece. Sonra insanlar aracılıkla yakınlarını şimdi cennet olur. Yani girinceye kadar nefsi nefsi. Sırat köprüsünde bilhassa böyle. Nefsi nefsi böyle. Hadi cennete giriyor. Diğer köprü sarayı. Of. Artık yaslandı burada. Artık böyle var. Artık tamam artık. Tamam artık böyle. İmtihan bitti artık böyle. Diyecek ki benim annem vardı. Beni doğuran. Babam vardı benim işte. Babaannem vardı. Şu vardı. Dayım, amcam vardı. Oğlu var, kızı var, torunları vardı böyle aklına gelecek. Onları arayacak şimdi burada böyle. Nasıl arayacak? Yorulacak mı? Yok, yok böyle. Uçarak. Yaşayacak mı? Uçarak. Işık hızıyla böyle böyle. Öyle yavaş değil böyle. Öyle sanmıyor yok böyle. Işık hızıyla. Diyecek böylece. Nasıl bulacak bunları? Tabii tanıdığına soracak şimdi be. Dünyanın bir tanıdığını görüyor. Ya, annemi gördün mü? Mesela kadın. Annemi gördün mü sen benim? Ya mezarda ya beraberdik ama sonra süpürdüm bir daha göremedim mesela. Öbürüne soruyor. İşte saatken beraber derken öbürde işte cennete beraber girdik böyle böyle. Bulan bulacak. Bulamayan neyi bulamıyor? Cennete girmemiş mutlaka Allah kanıtına böyle. Mesela 5 tane çocuğu var insanı böyle. Üçünü buldu. İkisi yok. Nerede bunlar? Allah'ın cehennemde onlar mıdır? Mesela annesini buldu, babası yok. Nerede o? Cehennemde Allah korumaktan beri ben böyle. Yani bu şekilde. Peki bu dert olacak mı cennette insanlara? Mesela evladı, ana babası, yakını böyle cehennemde. Onlara bu dert olacak mı cennette? Unutturacak mı? Unutacak onları ondan böyle. Nasıl unutacaklar? Şimdi kuştu bakmıyor. Kuştu mesela böyle. Yuvada yumurtaya yatar. Yumurta kuş çıkar böyle. Onu kuş, ana kuş bakar ona. Ana kuş bakar böyle. Ya ne yiyeceğini biliyor bak bakmadım böyle. O ne yiyeceğini bilir, biliyor böyle. Aç sabah kalktım ve önce onu doyurur. Gider ben gözettim bunu köyde. Bağla başında böyle. Kuş böyle gidiyor baktım böyle bir şey alıyor, bırakıyor, bir şey alıyor, geliyor. Geliyor. Tam karşına yuva vardı. Üzerine böyle. O da ağzını açıyor yavru kuşlar böyle. Açıyor ağzını böyle. Atıyor ağzına. Tabi yetmiyor. Gene gidiyor muhtemelen. Gene getirir böyle birkaç sefer. Sonra su getirir muhtemelen. Suyu birden bırakmadı suyu böyle. Bir damla bıraktı böyle yuttu. Tekrar böyle suyu bıraktı muhtemelen bak. Ana kuşuna bakıyor böyle. O kadar bakıyor. Uçurdum onları. Bir daha unuttum muhtemelen böyle. Uçurdum onları böyle. Bir daha bakmadım böyle. Tavuk mesela. Yumurtadan çıkar. Kuru tavuk mesela böyle. Yeni yavrusu böyle. Onlara küçükken bakar böyle.
bakması gerektiği bir zamana kadar bakar. Zaman doldu mu vurur kafasına, ona kovar muhtemelen böyle. Yani. Kedi yavrusuna bakar. Nasıl onu yuva yapar, ensen yapar, götürür bakar. Bir zamana kadar. Artık kendi bakıcı geldi mi, ona bakar muhtemelen. Unutur onu böyle böyle. Yalnız sonra yavrusu gelsin, bakmaz yavrusu kalmaz. Onu tırmalar onu adamı böyle böyle. Unutacak, unutuyor bana böyle. İşte cennete olacak muhtemelen böyle. Yoksa eğer bu unutma olması cennette, insan dertten bütün ebediyen yanar. Yani 10 gün, 5 gün değil ki muhtemelen böyle. Ebedi yanar insan böyle. Sonsuz bir alem bu şekilde. Eyvah bir kız cennette yanıyor. Eyvah bir torun cennette yanıyor değil mi mesela? Babası cennette yanıyor böylece. Aklına gelir, ağzına girmiyorsun cennet nimetleri. Geçme bu şey böyle. İşte böyle bir cennet var. Yani hayatın sonu cennet olsa inşallah. Yani huzur, mutluluk devamlı böyle. Sürekli böyle. Sonsuz böylece. Orada böyle. Suratı bulan buluyor. Ama herkes orada evi köşkü aramıyor. Yani oğul da, torun da, torun torunu da böyle. Eğer ergenlik çağında ölmüşse, çocuk ölmüşse o yaşta kalıyor. O yaşta kalıyor ben. Orada böyle. Herkesin evi ayrı bir köşk arıyor böyle. Birini ziyaretlere bunlar. Annesine gider mesela, babasıyla görüşür, dayısını, amcası, teyzeleri, artık kim ne varsa böyle, kardeşler, torun torunları böylece. Hatta tanışıyor bile mesela. Torun görmemiş tabii dünyada. Dedelerini görmemiş. Orada tanışıyor böyle. Ya bak ben senin dedenin dedesiydim, şu de bu şekilde böylece. Tanışıyorlar. Tarla sohbet aralarında, ağırlı sohbetler. İkram bedava ama. İkram bol. Ye ye iç böyle. Ondan sonra ülemaların sohbetleri, hafızların Kur'an ziyafeti vardır. Hafızların böyle. Ehli Kur'an diyorlar. Ehli Kur'an böyle. Böyle hafızır, Kur'an yaşayan ama böyle. Kur'an yaşayan mıdır böyle. Dünya parayı satmayan Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı İslam, Kur'an'ı yaşayanlar böyle. Haramdan sakınan, günahdan sakınanlar böyle. Allah için okuyanlar, onlar cennette Kur'an ziyafeti olacak. Bakacaksın sen bir hafızın biri, mesela tanımıyoruz. Bundan 1000 sene yaşamış ama. Hafızın biri bir Kur'an-ı Kerim okuyor. Tapu etabı binlerce insan. Tabi anlamını da orada bilecek, herkes bilecek böylece. Anlamı bir düşünün işte böyle. Tane tane hafız Kur'an ziyafeti veriyor böyle. Öbür ulema başka sohbet yapıyor. Evlat sohbetleri, şehitlerin sohbetleri, sahabe sohbetleri, sonra peygamber sohbetleri muhtemelen, peygamber sohbetleri böyle. İlişkisi yok ki böyle. İlişkisi yok. Ondan sonra peygamberin sohbetleri, mesela Nuh Aleyhisselam anlatıyor nasıl gemide gittiğini. İbrahim Aleyhisselam atıldığını anlatıyor. Musa Aleyhisselam nasıl Firavun'dan kurtulduğunu, denizi geçtiğini anlatıyor bunlara bu şekilde. En sonunda peygamber olacak, peygamber. Fethi cennetinde batır. En son böylece hayat duracak cennette burada. Bütün peygamberle gelecekler burada böyle. Kimle kaç katrilyon böyle bütün böyle. Bütün ehli iman var böyle. Peygamberler, evliyalar, sahabeler, şehitler, şöyler, sahtülahalar böyle. Hep de el cennet bunlar böyle. Toplanacaklar, koca meydan böyle. Bir de cennetteki hayat koşulları dünyadan farklı muhtemelen. Bu şekilde farklı böylece. Düşünün ki bir trilyon insan oturmuş böyle değil mi böyle? Bir ucu burada, bir ucu derim ki böyle İzmit'te. Ya da İstanbul'da hatta bir ucu mesela böyle. Bir uzaktaki yanındaki nasıl görüyorsa da görecek muhtemelen böyle. Ayrıntıcaklar böyle böyle. Yok böyle böyle. Cennette böyle. Tabi o sohbetler çok tatlı sohbet böyle. Feizli, ruhsal, ceksiz, o şey böylece. Ruhlar daha şişecek böyle. Çünkü cennette nimetlerin nefsi oluşturuyor. Bedensel onlar bunlar böyle. Yani meyveler her şeyi yiyor ama onlara bedeni nefsi yok onlara böyle böyle. Ruh da işte bir şey. O da mali sohbetler muhtemelen böyle. Namaz yok ama cennette. Namaz cennette muhtemelen böyle. Oruç yok cennette böyle. Namaz yok cennette böyle. Vay namaz ortaya gelir de şey yapmam yok muhtemelen böyle. Hep dünyada bunlara böyle. Dünyada böyle. İşte hep nasip etsin muhtemelen maşallah. Orada inşallah böyle bir sohbet nasip etsin hepimize inşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.